4 hükümlü toplam 18 kişinin firar ettiğine dair bir bilgi geldi sabahtan. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor. Koğuşların birinin içerisinden bir tünel kazıldığı anlaşılıyor. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürümüz ve beraberindeki bir heyet şu anda havadalar, Bingöl'e intikal etmek üzereler. Bölgeden yeni bilgiler geldikçe bunları kamuoyuyla paylaşacağız ama şu an için paylaşabileceğim bilgi bu kadar. Efendim, tünelin fark edilmemesi yönünde de tabii ki bir bütün bunlar değerlendirilecektir. Bir takım sorular var, bir takım tereddütler var. Bütün bunların aydınlanması için incelemeler derhal başlatılmıştır. Hepsi PKK yanlısı. Terör örgütü mensubiyetiyle yargılanan kişiler, 4 tanesi de hükümlü. Efendim, İmralı'dan gelen diyalog yerine müzakere talebi vardı. Bu konuyla ilgili acaba adayla... Değerli arkadaşlar, şimdi bir ekiple beraber cezaevini gezeceğiz. Onun için son derece sınırlı soru alacağım. O süreçle ilgili çalışmalar devam ediyor. Buna ilişkin açıklama yapılması gerektiği zaman ve zeminlerde bunlar yapılıyor. Bu konu her gün pehlivan tefrikası gibi konuşarak yürütülecek bir süreç değil. O açıdan ihtiyaç duyulduğunda kamuoyuna bilgi arz ediyoruz. Şu anda sürdürmekte olduğumuz bir çalışma var ve bizim açımızdan da önemli mesafeler alındı. Pazartesi günü inşallah Sayın Başbakanımızın takdimiyle yapacağımız yeni bir yasa paketi malumunuz. Bunun da kamuoyuyla paylaşılmasından sonra gündem daha çok Türkiye'nin insan hakları standardının nereye taşındığı, ne noktaya geldiğimiz konusunda önemli bir yere evrilecek. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Ulucanlar Cezaevi'nin tarihi sürecine dikkat ettiğimizde zaten Türkiye'nin geldiği noktayı görmek açısından, eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi mukayese etme açısından son derece önemli bir mekandayız. Ve bugün Türkiye bu mekanlarda paneller yapıyorsa, ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü deklare edip bunun gereklerini yapıyor ise artık Türkiye eski Türkiye değil. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gezi Parkı protestolarının başlangıcının ilk iki günüyle ilgili... Değerli arkadaşlar, derbi müsabakasında yaşanan hadiselerle ilgili değişik açıklamalar yapıldı. İlk etapta gözaltına alınanlar sahaya inenlerle alakalı değildi. Başsavcılığımızın verdiği bilgiye göre de onlar müsabakaya giriş esnasında ve tribünlerdeki hadiselere karışmış kişiler. 6222 sayılı yasanın onlara dönük hükümlerini uyguladı yargı mensuplarımız. Ama sahaya inerek şiddet uygulayan ve kamu malına zarar veren ve maçın tamamlanmasını engelleyen kişilerle ilgili olarak tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalardan sonra gerekli adımlar atılacak. Tutukluluk gerekçelerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir çalışma var mı? Daha önce Sayın Bozdağ yumrukatan şahıs da serbest bırakılmıştı biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, yasama organı gelişen değişen şartlarda mevzuatı yenilemek için var. İhtiyaçlar oluştukça buna ilişkin adımlar da atılır. Teşekkür ediyorum. Abi, kibarla hep ben mi yapacağım ya? Neden abi? Yani başka...